Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Hoi 4'te deniz çıkarması nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta yapacağımız şey, ben şöyle söyleyeyim size. Ben kendim bu amfibi marinleri gösteremedim. Çünkü İngiltere ile savaştığım halde İngiltere, ben Fransız'ı hileyle yalan da söylemeyelim, hileyle capitulate ettim, yani annex dedim. Çünkü benim şu an göstermem amacım size nasıl çıkarma yapılır olduğu için. Ama buraya hiç piyade tutmadığı için ben nasıl vurduğunu gösteremedim. Yani bir de en güçlü ana karısını koruyan ülke bile bunu yapmıyorsa, yani Norveç'e çıkınca bir şey mi değişecek? Değişmeyecek. O yüzden ben de hemen size örnek, sadece nasıl çıkarma atıldığını öğreteceğim. Arkadaşlar, çok sakin ve yavaş bir şekilde göstereceğim. Hepinizin anlamasını istiyorum çünkü. Sol tıklayıp, bakın burada Naval Invasion Order var. Deniz çıkarması bu. Burada istediğiniz bir bölgede, yani örnek vereyim, ben buradan Wilhelmshaven'dan İngiltere'nin şu, yani liman çok önemli. Limana çıkmak önemli. Limana çıkamazsak supply alamayız ve orada bu çıkan piyade, atıyorum bu tankımız ölür. Yani biz limana çıkmamız önemli. O yüzden normalde 5 tane piyade falan atarlar buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Yani birkaç yerden buraya hasar verip buraya karşılıklı saldırı yaparak indirirler. Ama buna gerek kalmadan amfibi diye bir tank var. Bu amfibi tankı çok güzel bir tank. Bu amfibi tankı, örnek vereyim, normalde siz piyade ile itemediğiniz yeri tankla zorlarsınız ya. Bu da işte piyade ile çıkamadığınız yeri tankla zorluyorsunuz diyebiliriz. Asıl olay bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben dediğim gibi size sadece pür üzerinden bahsedeceğim piyadelerin. Ben çıkmayı göstermeyeceğim. Bir de Marine Division'ı var. Marine'in de örnek olarak bunu gösteriyorum. Çok iyi değil. Yani daha çok iyi değil dediğim, tabii ki dereceleri muhteşem gözüküyor ama bundan daha iyisini basanlar vardır. Yani daha fazla soft atağı ve daha fazla defansı olarak basanlar kesinlikle vardır. Ben elimden gelenin en iyisini bu şekilde yaptım. Ondan sonra arkadaşlar, önemli bir noktada donanmanın minici çok azlığını göstereceğim size. Şurada arkadaşlar, Naval Invasion Support. Bakın aynı zaten, ismi de bildiğin çok benzer. Naval Invasion Order, Naval Invasion Support. Naval Invasion Support da deniz desteği, yani deniz üstünlüğünü sağlıyor. Burada önemli olan şey güçlü bir donanmanızın olması. Güçlü bir donanma nasıl basılır derseniz, dockyard sayınızın yüksekliği, yeni sınıf ve yani yeni sınıf derken buradaki DLC kullanıyorsanız yeni özelliklerini upgrade ederek, eski gemilerse buradan arkadaşlar refit ederek, yani bakın bu refit edilebilen bir şey. Buna refitleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şeyken, Light Cruiser'ken ben bunu Heavy Cruiser'e çekebiliyorum. Tabi bir süreyle ve bir maliyetle. Ondan sonra şu şekilde donanmamızı nasıl iyileştireceğimizi söyledik. Arkadaşlar, bunu istediğimiz yere tıklıyoruz. Ama önemli olan şey, bu güçlü olmayan, yani şöyle söyleyelim. Sen İngiliz oynuyorsan her yere çok rahat çıkarsın. Yani Amerika'ya çıkamazsın örneğin. Çünkü onun da donanması muhteşem. Amerika ile İngiltere dışında ve İngiltere ve Japon dışında çoğu yere çıkarsın. Donanma bilgin yok ama çıkarmayı benden şu an görüp öğrendiysen. Çıkarsın. Sadece bu 3 ülkenin donanması muhteşem. Şu 3 ülkeye çıkmak cidden büyük bir çile. Tabi Alman da iyi oynarsa donanmasıyla iyi bir donanma çıkarabilir. Onu da şimdiden söyleyelim. Buraya iki tane desteği yapıyoruz. İşte asıl dediğim kısım, şimdi geleceğim kısım şurada. İngiliz'e çıkması çok zor bir şeydir arkadaşlar. İngiliz'e %90 çıkamazsınız. AI dışında. Çünkü AI'de çıkmak kolay. Çünkü AI sadece şu iki bölgeye donanma koyuyor. AI şu ve buraya veya şu ve buraya, yani ya şu ikisi ya şu ikisine donanma koymaz ve siz kesin şu sağ taraftan çıkarsınız. Norveç kıyılarına filan.
Norwich'e çıkarsınız, Hull'a çıkarsınız, Newcastle'a en kötü Ross diye çıkarsınız. İşte asıl önem burada donanmada naval invasion'ı vermek. Bir de piyade ile mi çıkıyorsunuz, tankla mı çıkıyorsunuz, marinle mi çıkıyorsunuz, onun önemi var. Şimdi sırala derseniz en kötüsü piyade. Ondan sonra marin. Tabii ben amfibiyi çok iyi yapmadım, onu da şimdiden söyleyeyim. Amfibiyi ben çok iyi yapamadım. Ondan sonra marin. Sonra en iyisi olan da amfibi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ben bu videoyu dediğim gibi size bilgi vermek amacıyla, bilgi de derken sadece nasıl çıkarma atıldığını, yani çıkarma başlangıcının nasıl çizildiğini gösterdim. Bundan daha detaylı videolar kesinlikle YouTube'da vardır ama ben size maalesef ancak bu kadar anlatabiliyorum. Benim anlatma yeteneğim maalesef burada sona eriyor. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.